Osman, önüne baksana oğlum. Pardon, Şaban emmi. Almış. Sayende yayladaki tüm çukurları öğrendik. Ay ben biraz daha sallanırsam ilk hayran olacağım. Ay öyle mi? O zaman söyleyeyim Osman'a indirsene kenarda. Osman, sen hele böyle bir şey yap. Vallahi babama söylerim. Hadi be. İyi. Benden de iyi, sağ ol. Ne şey soracağım sana? Oturabilir miyim? Tabii. Benim şeyim bitti de. Şarjım bitti, müzik dinliyordum. Sen mi açsan acaba? Ha? Olur, açayım. Ne tarz dinliyorsun? Vallahi hiç fark etmez. Sen ne dinlersen dinlerim ben de. Tamam. Anlatsana biraz. Dolmuş şoförle dışında ne yapıyorsun? Vallahi sabah 6'dan akşam 6'ya kadar direksiyon sallıyorum. El insaf da daha ne edeceğim? Nasıl okumuyorsun? Ya ben kendimi bildim bileli bu dolmuşun kitabını yalayıp yapacağım. Nasıl ya? Sen şimdi hayatım boyunca burada bu mesleği mi yapacaksın? Dolmuşçuluk bizde babadan beslemiş. Dedemden babama, babamdan da bağa geçmiş. Zaten hayalimdi. Ne güzel. Sen bu yaşta hayallerini gerçekleştiriyorsun. Biz ise ailemle hiç bilmediğimiz bir yere savrulduk. Darmadağın olduk resmen. Öyle deme be. İstanbul'un taşı toprağı altınsa Karadeniz'in havası şifa, suyu berekettir. Senin için öyle tabii de. Ne bileyim ya. Ben alışamadım buralara. Özellikle de köyden yaylaya giden o yola hiç mi hiç alışamadım. Gerçi alışmak da değil mesele de. Hani biliyorsun, kuş uçmaz, kervan geçmez yerden gidiyoruz. Ya başımıza bir şey gelirse? Ya kolumuzdan tutarlarsa, götürürlerse bizi? Yok, buralarda öyle şeyler olmaz. Hayvan çıkarsa? Ya buranın kızları kendilerini savunmasını biliyorlar. Ama biz bilmiyoruz ki, alışkın değiliz. Ya Osman, inanır mısın? Sağ salim eve gidince böyle Allah'a dua ediyorum. Rabbim şükür olsun yarabbim bugün de ölmedim diye. Dert ettiğin şeye bak da. Ben seni her gün çıkarırım yaylaya. Vallahi mı? Vallahi. Yani sana zahmet olmasın. Yok canım, kime ne zahmet olacakmış ya? Biri bir şey der falan. Kim ne diyecekmiş? Bu dolmuşun şoförü bensem yolcumu da istediği yere götürürüm. İşte o kadar. Var burada. Gitme. Lütfen gitme. Hem niye gidiyorsun ki? Hiç mi sevmedin buraları? Sevmedim. Ya bizi? Beni de mi hiç sevmedin? Cevap versene Gökçe. Kimse sevmedin beni. Seninle bir alakası yok. Üstüne alınma. Ben veda biletmeden valizini toplayıp gidiyorum. Ama ben üstüne alınmayayım, öyle mi? Anladım ben. Anladım. Hayaller gerçekler değil mi? Senin gibi bir İstanbul kızı benim gibi ordulu bir şoföre niye aşık olsun ki? Güle güle İstanbul kızı. Olsun, bak bizim değil de.
Hadi bakalım şoför. Bas gaza da çıkalım yaylaya. Başka yolcu bekleme, kapadım dolmuşunu. Gitmemişsin. Gitmedim tabii. İyi misin mi? Baban için. Ha bir de bakıyor saf saf ya. Tabii senin için şapşal. Biz kimseyi yarı yolda bırakmadık. Onlar müsait bir yerde indi kaptan. Vay. Hadi bas gaza da çıkalım yaylaya. Bitsin artık bu cefa. Nasıl ama kaptın değil mi? Kaptın kaptın. Hem dolmuşçuluğu kaptın hem kalbimi kaptın. Seviyorum ben seni. Seviyorum lan! Seviyorum lan! Ordu, yaylalar, fındık bahçeleri seviyorum lan! Herkes duysun! Seviyorum! Vallahi seviyorum, çok seviyorum. Seviyorum! 6. yüzyıl divan şairlerinden olan Bağdatlı Ruhi'nin en önemli eseri Terkibi Ben'dir. Şiirlerinde tasavvufun izleri görülmektedir. Ne zaman geliyor seni istemeye? Saçmalama ya, yok isteme falan, unut. Babamı ikna ederim ben. Sade bir dille, sanat endişesinden uzak bir söyleyişle şiirler yazmıştır. Ne var sanki gelip istesek? Yoksa beni sevmeyin mi? Şiirleri nazım tekniği bakımından zayıftır. Bağdatlı Ruhi'nin en çok etkilendiği şair Fuzuli'dir. Ya seviyorum diye hemen evlenmemiz mi lazım? Saçmaladın sen iyice. Bir de 21. yüzyıl şairlerinden Dolmuşçu Osman var arkadaşlar. O da manileriyle meşhurdur. Hatta şimdi bir tanesini okuyayım size. Yok ya hocam, okumasanız olur mu? Okuyayım, okuyayım. Arkadaşların da bu güncel edebiyattan mahrum kalmasınlar değil mi? Yeşil gözlerine daldığım. Ben artık samanlıktan usandım. Babandan da sözü aldım. Hadi, davetiye bastıralım. Gökçe, cevap yazmak istersen yaz. Çekinme. Yok hocam, ben yazmayayım. Ben sizi şöyle dışarıya alayım. Ya sen ne yaptığını zannediyorsun ya? Senin yüzünden bütün sınıfa rezil olduk. Ne oldu, yine mi beğenmedin şiirimi? Ay beğenmedim tabii. Neydi o babandan aldığım iznif? Herkes anladı işte ya. Anlasınlar, ne olacak? Ya ben gayet 17 yaşında evlenilecek bir kız değilim Osman. Deme öyle. O zaman bundan sonra herkese günaydın, sana good morning canım. Çünkü bundan sonra artık sen de herkes gibi bir yabancısın. Ay yine bağladın şoför Osman'a. Ciddi bir şey anlatıyoruz değil mi şurada? Ben gayet ciddiyim. Sen istemeyin. Babamla konuşacağım, bu saçmalıktan vazgeçireceğim. Başka yolu yok. Yok. Bu bağın lafı ağzından bir kere çıktı. Ne dedi? Gelin isteyin dedi. Dedi mi dedi? Osman, sen niye bakıyorsun babama? Ya o an öyle sinirle söyledi. Ya bence kendi bile bilmiyordu ki ağzından çıkanı. Sen beni sevmeyeyim ya. Seveyim, seveyim ama senin o top yaptığın çoraplarını ben salondan toplamak için çok gencim ya. Allah Allah. Sen benim çoraplarımı top yaptığımı nereden bileyim? Hem çorabı hallederiz. Daha bunun nişanı var, nikahı var, düğünü var, sözü var. Osman! Ne nikahı, ne düğünü, ne sözü, ne nişanı ya? Ay yok, ben senin gibi evlilik delisiyle yapamam. Anlıyor musun? Ayrılıyorum senden, terk ediyorum seni. Bay bay. Son sözün bu mu? Herkese günaydın, sana good morning canım. You understand me? Haydi. Anlamadım canım. Ayrıca o yokuşa bağ sökmez. Ben bitti demeden bitmez.
Evet. Soruyorum, hazır mısın? Sor gönlümün sultanı, sor. Hazırım. Avni Takma adıyla şiirler yazan Osmanlı padişahı kimdir? A. Yıldırım Bayezid. B. Yavuz Sultan Selim. C. Fatih Sultan Mehmet. D. Mahmut Kanuni. E. Kanuni Sultan Süleyman. Mahmut Kanuni. Öyle bir padişah yok gerizekalı. Nasıl ya? O zaman niye şıhlarda var? Senin gibi sazanlar atlasın diye olabilir mi acaba? O zaman... Kanuni Sultan Süleyman. Hürrem ölürken adam üç püşuftaha şiir okudu be. Ne haber? Biz de biliyoruz işte bir şeyler. Tarih kitaplardan öğrenilir canım. Dizilerden değil. Sıfır. Fatih Sultan Mehmet olacaktı. Fatih mi? Vay be. Adam onca fetihin arasında gitmiş bir de vakit bulmuş şiir mi yazmış? Ben daha çarşıyla köy arasında doğmuşçuluk yaparken bir fırsat bulamaydım ya. Ay. Vakit bulsan yazacaksın sanki. Yazardım tabii. Gerçi bu zamana kadar yazdırabilen olmadı. Hem de belki bundan sonra yazarım. Ya gerçekten mi? Yazarım tabii. Denizler bir mürekkep olsa, kalbim bir okka. Yine anlatamam ben aşkımı bir okka. Battım sana olan aşkımdan boğazıma kadar yani çüş. İlanı aşk mı ediyorsun, küfür mü ediyorsun belli değil. Niye ya? Kafiyeli gidiydim. Sen gitme Osman, ben giderim. Nereye? Ay. Aşkım şiirden kavga mı ediyormuş ya? Adam koskoca İstanbul'u fethetmiş. Ama sen daha benim şu ponçuk kalbimi bile fethedemedin. Ya ben sen o ponçuk kalbini bir fethederim şimdi. Yakışı. Sen okulaymışsın. Derse niye girmedin? Benim yüzümden değil mi? Bak baban evden kovdu diye mahcup olduysan eğer... Osman, git başımdan. Bir de seninle uğraşamam. Benim derdim başımdan aşkın zaten. Hayırdır ya, ne oldu? Bak derdini söylemeyen derman bulamaz derler. Hem bakarsın senin derdinin dermanı bir şoför parçasıdır. Senin ne parçası olduğun belli değil ki. Bir bakıyorum öğrencisin. Bir bakıyorum şoförsün. Sonra bir bakıyorum hop diye popstar olmuşsun, sahnede karşıma çıkıyorsun. Senin kim olduğun bile belli değil ki. O ne biçim laf ya? Erkek dediğin sınıfta sıra arkadaşı, yolda şoför, yeri gelince de ortamına göre popstar olmasını bilecek. Hem baban izin verseydi evde de kocan olacaktım. Osman! Sana elimin tersiyle buradan bir çarparım, kantinde kara taşına dönersin. Ne biçim konuşuyorsun sen ya? Karşında çocuk yok senin Gökçe. Allah Allah! Sen çocuk olmasan bu yaşta evlenelim mi diye tutturmazdın. Ne varmış ya benim yaşımda? Sen hayatıma girmeseydin ben zaten bu yazda düğün kurardım. Hala düğün kurardım diyor ya. Osman sen anlamıyorsun galiba. Senin idrak problemlerin mi var? Heceleyim istersen. Ben seninle evlenmeyeceğim. Anladın mı? Evlenmeyeceğim. Ama sen böyle de anlamıyorsun. O zaman ben sana anlayacağın dilden anlatayım. Ey ahali! Ben var ya ben, bu öğrenci kılıklı, şoförden bozma, popstar parçasıyla evlenmeyeceğim. Anladınız mı? Evlenmeyeceğim.